Baştan yine MS girme. Evet. Muhteşem. İşte. Arkadaşlar, muhteşemsiniz. Tek kelimeyle benim bugün Avcıları seçmemin nedeni işte bu olsa gerek. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Çok özel bir gün. Özel bir gün olması sebebiyle de biz sevgili Doktor Handan Toprak, sevgili belediye başkanı adayımızı ziyaret ettik. Biz eminiz ki başkan seçildikten sonra da kadınların hakkını savunacak, kadınlar eziyet görmeyecek, kadınlar çile çekmeyecek. Bizim tek temennimiz bu ama tek kelimeyle şu kendisini gösterdi ki Avcılar'da muhteşem bir atmosfer var, muhteşem bir kitle var. Gerçekten çok muhteşemsiniz. Mükemmelsiniz. Tek kelimeyle. Evet. Değerli izleyicilerimiz, değerli konuklarımız, biz bugün yine konseptimizin çok çok dışına çıktık. Ben şundan eminim ki sevgili Handan Toprak yerine ben sizlere söz veriyorum. Belediye başkanı seçildikten sonra Avcılar'ı sizin sayenizde, sizin gücünüzde muhteşem bir ilçe yapacaktır. Biz de buradayız. Bizim ailemiz de burada. Ve ben burada ekranın başında bizi izleyen değerli konuklarımıza buradan Handan Toprak yerine söz veriyorum. Ben kolay kolay söz vermem. Evet sevgili Handan Toprak. Son cümlenizi alalım. Avcılar nedir? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için ne düşünüyorsunuz? 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'nde tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum. Çünkü bütün kadınlar emekçidir. Teşekkür ediyorum. Ve biz Avcılar'da kadınlarımızla, gençlerimizle ve dev çınarlarımızla öyle güzel hizmetler vereceğiz ki biz kadınız, ötekisi olmayanız, ayrısı gayrısı olmayanız, kimseyi kimseden ayrı tutmayanızdır. O nedenle tüm kadınlarımıza, tüm annelerimize, tüm yavrularımıza, gençlerimize ve dev çınarlarımıza hak ettikleri hizmetleri hep beraber vereceğiz. Ve burada kadın memnun olacak, anne memnun olacak, aile memnun olacak ve Avcılar halkı ve toplumumuz memnun olacak bizim hizmetlerimizle. Peki, sevgili Handan Toprak, bir tek soru soracağım sizlere. İnşallah 1 Nisan'da sizleri belediye başkanı olarak görmek istiyoruz. İnşallah onda da başarılı olacağız. Teşekkür ederim. Geldiğinizde Avcılar'da bayanlar için ne düşünüyorsunuz? Bir sığınma evi, bir huzur evi, bir yani vesaire bir yer düşünüyor musunuz? Biz kadına yönelik şiddetin son bulmasını istiyoruz. O nedenle de kadın sığınma evimiz muhakkak olacak. Kadın danışma evlerimiz olacak. Kadınlar gece gündüz korkmadan, ürkmeden, başına kötü bir şey gelmeden sokağa çıkabilecekler. Kadınlar özgürleşebilecek, çocuklarını alıp parklarda dolaşabilecek, onları parka götürebilecek, spor tesislerine gidebilecek, sanat tesislerine gidebilecek, yaşlısını, hastasını bırakıp emanet edeceği yerler olabilecek ve kadın işe gidebilecek, ekonomik ve sosyal hayata katılacak. Kadını biz özgürleştireceğiz. Onların eşleri, babaları, yakınları sokağa çıktığında endişe etmeyecekler. Kesinlikle. Çünkü onların bir kadın belediye başkanları var.